kirada oturan bütün emeklilere her ay ödenecek. Bakanlık harekete geçti. Kirasını ödemekte zorlanan milyonlarca emekli için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kirada oturan bütün emeklilere her ay destek parası ödenecek. Artan enflasyon ve birçok ürüne peş peşe yapılan zamlarla birlikte geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekli, yapılan zamdan umduğunu bulamadı emekli zammının açıklanmasının ardından umduğunu bulamayan milyonlarca emekliye güzel haber geldi. Kiralarını ödemekte zorlanan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan emekliler ile milyonlarca vatandaş için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Her ay düzenli olarak ödenecek şekilde başlatılan kira yardımı programı ile kirada yaşayan vatandaşlara destek sağlanacak. Bu program kapsamında, belirli şartları sağlayan vatandaşlara düzenli olarak kira yardımı yapılacak. Başvurular, en yakın ilçe kaymakamlıklarına veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca, başvurular E-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilmektir. E-Devlet'ten kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şu adımları izleyebilirler. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın. Arama kısmından hak sahibi ailelere kira yardımı yapılması bölümüne gidin. Uygulamaya git sekmesine tıklayarak başvurunuzu tamamlayın. Ne kadar kira yardımı yapılacak? Kira yardımı miktarları yaşanılan şehre göre değişiklik göstermektedir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için kira yardımı miktarı 3500 TL'ye kadar çıkarken Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de bu miktar 3000 Türk Lirası olarak belirlendi. Diğer büyük şehirlerde aylık kira yardımı ise 2500 Türk Lirası olarak uygulanacak. Diğer illerde ise kira yardımı 2000 Türk Lirası olarak ödenecek. Kira yardımından yararlanmak isteyenlerin başvuru sırasında hane gelirlerinin belirli bir sınırın altında olması ve gerçekten kira yardımı ihtiyacı içinde olmaları gerekmektedir. Bu destek programı, kira ödemelerinde zorlanan vatandaşlara önemli bir yardım sağlayarak sosyal yardımların daha etkin bir şekilde dağıtılmasına katkıda bulunacaktır.